Herkese merhaba. Bu videoda Çanakkale'deyiz. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale açıklarında batan ve Boğaz'ın 75 metre altında yatan Anzak denizaltısı AE-2'ye dalıyoruz. Üstelik bu dalışta sanayi dalgıçlığının en havalı ve en merak edilen dalış sistemi olan çanı kullanacağız. AE-2 denizaltısında dalışta Avustralya hükümeti yetkilileriyle birlikte çalışıyoruz. AE-2 denizaltısı Avustralya tarihinde önemli bir yere sahip. Bu dalış 1. Dünya Savaşı sonrasında AE-2 denizaltısına yapılan ikinci keşif dalışı olacak. Keşif teknesinde farklı uzmanlıkları bulunan kalabalık bir ekip görev yapıyor. Avustralyalı ekip dışında sanayi dalgıçları, hiperbarik uzmanı, su altı hekimi ve süpervizörler var. Sanayi dalgıcını derin dalışa bir ekip hazırlar. Derin dalışta kullandığımız ekipmanlar komplike ve ağırdır. Bunları tek başımıza kullanmamız bizi yorar. Derin dalışta güce ihtiyacımız olduğu için hazırlık aşamasında gücümüzü saklamamız gerekir. Evet. Yaptın mı Cenk? Son kontrolü. Ekip son kontrolleri yapıyor. Dalgıçlar 75 metreye inmek üzere çana gidiyor. Lastik takmayı unutma. Peki neden çan ile dalıyoruz? Dalgıçın güvenliği her şeyden önce geliyor. Bu sistem dalgıç güvenliği için ekstra önlemler bulunduruyor. Yüzeye ulaşma süresinin çok uzun sürdüğü derin dalışlarda dalgıcın havaya daha çabuk ulaşması için üzerinde 4 adet yedek hava tüpü bulunuyor. Yapılacak iş çok efor gerektirdiğinden dolayı çan sistemi bir asansör görevi görerek dalgıcı çalışacağı yere ulaştırırken kendi gücünü harcamamasını sağlıyor. Ayrıca daha önceki videolarımda da bahsettiğim derin dalışlardaki uzun deko bekleme sürelerinde çan sistemi dalgıca konfor sağlar. İlk grup dalgıçlar çalışmalarını tamamladı ve çan onları tekneye geri çıkartıyor. Ekibin şimdi dalgıcın ekipmanlarını çıkartıp onu hızlıca dekompresyon odasına yetiştirmesi gerekiyor. Bunun için sadece 3 dakikaları var. Oksijen açık mı hocam arkadan? Evet açık. Şimdi sıra bende. Öncelikle acil bir duruma karşı standby'de beklemek için hazırlanıyorum. Biraz önce söylediğim gibi hem gücümü dikkatli kullanmam hem de ekipmanların hayati öneme sahip olması nedeniyle kusursuz bir şekilde dalışa hazırlanmam gerekiyor. Hocam bir saniye. Hocam bir saniye. Derinde çalışmak oldukça yorucu ve dikkat gerektiren bir iştir. Bu dalışta yapılacak iş oldukça zor. 75 metre derinlikteki bir dalışta dalgıcın vücuduna santimetreye yaklaşık 8,5 kiloluk bir basınç uygulanıyor. Bu basınç ile 75 metre derinliğe yapılan bir dalışta hiçbir şey yapmasanız bile vücudunuzdaki yorgunluğu hissedersiniz. Çanakkale suyunun soğukluğu ise çalışmayı daha da zorlaştırıyor.
Tamam. Otur bir dakika. Dur bir dakika, buraya otur. Biraz sonra çekin. Hacı abi 8 kilo nasıl? 10. 10 o, 10. 8 değil o. Çizgin. Serhat. Evet. Anladın sen onu. Fırın başlıyor, fırın. İkinci grup dalgıçlar da hazırlıklarını yapıyor. Biz biraz geç alalım bela. Hadi bir zaman. Hocam. Bir tane fazlasını içeriden dolu yukarı ver. Dalış başlıklarındaki ses ve görüntü sistemlerinin kontrollerini yapıyoruz. Tamam, konuşabilirsin. Ses kontrol, ses kontrol. Sesin net ve açık. Benim sesim nasıl? Peki hocam, bir çıkaralım, bir taş var. Tutalım. Anlaşıldı. Sağ olun. Efendim. Tamam, sıra sıra. Sizde, tutalım. Orada! Sıkı, sıkı, sıkı! İkinci grup dalgıçlar da dalışa hazır. İşte benim sıram geldi. Dalış için hazırlanıyorum. Hadi kızlar. Buran abi az bom çeker misin? Bir kan bir kan. Bu mu yarım kaldı ne? Aynen bak bu yarım kalmış. Dikkat edin ha. Bir de kana girdikten sonra o bom çeker kaldırın. Tamam yapacak bir şey yok. Tamam. Süpervizörün yönlendirmesi sonrasında çan ile alçalmaya başladık.
Çan sistemi oldukça komplike bir sistemdir. İçinde birçok farklı hava kaynağı bulunur. Dalgıçın çanın içindeki yapıya hakim olması hayati önem taşır. Alçalırken basınç eşitlemeyi atlamamak gerekir. Çan bizi istediğimiz derinliğe ulaştırdı. 75 metre derinlikteyiz. Gözünüzde şöyle canlandırın. Boğaz Köprüsü'nden 11 metre daha fazla. Çan'dan denizaltıya gitmek üzere ayrılıyorum. Dalış badimde hava hortumumu düzgün bir şekilde bana gönderdikten sonra kendisi de Çan'dan ayrılarak denizaltıya doğru geliyor. Denizaltının üzerinde çalışmak için kurduğumuz iskeleye doğru ilerliyorum. Denizaltının içine keşif teknesinden kontrol edilen uzaktan kumandalı bir sualtı robotu gönderiliyor. Rov diye adlandırdığımız bu robot bize denizaltının içine gösterecek. Rov'un görüntülerini de aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Dalış süremizi tamamladık ve Çan'la yükselişe geçtik. Hemen çıkıp basınç odasına girmemiz gerekiyor. 75 metrede çok fazla basınca maruz kaldık. Basınç odası bize yine aynı basınç ortamını sağlayacak. Bu basınçlı ortamda ara ara saf oksijen soluyarak vücudumuzda biriken nitrojeni temizleyeceğiz. Bu da bilinen adıyla bizi vurgun yemekten koruyacak. Basınç odası olmasaydı bu işlemi denizin altında yapmamız gerekirdi. Bu da çok uzun süreler deniz altında beklememiz anlamına gelir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Use helmets like normal diving. Yep. The helmets provide them the air mixture they breathe. They also provide power for their camera and for their lights. And if they dive in really cold waters, then the umbilical cord is